Merhabalar, Kapadokya Üniversitesi YouTube kanalının değerli seyircileri, hoş geldiniz. Biliyorsunuz Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi turizm köylerinden biri seçildi Mustafa Paşa ve biz Kapadokya Üniversitesi olarak bir yayın serisi başlattık. Bugün bu serinin ikincisini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçenki programda köyün bu unvanını almasında büyük katkısı olan bu projenin mimarlarından Burak Sakal hocamızı konuk etmiştik. Bugün ise Kapadokya'nın mimarlarından, Türkiye'nin en iyi mimarlarından, aynı zamanda koruma uzmanı Aslı Özbay'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş bulduk. Ne kadar kanatlandırıcı bir açılış oldu. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Hak ediyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz, ben unutmuştum geçen hafta söylemeyi. Bu hafta hemen başındayken hatırlatayım ki ekranda bir numara görüyorsunuz. WhatsApp numarası. Lütfen çekinmeyin. Bize sorularınızla, görüşlerinizle, önerilerinizle katılabilirsiniz ve programımızı renklendirebilirsiniz. Şimdi öncelikle ben sohbetimize başlamadan önce bir konunun altını çizmek istiyorum. Aslında biraz es geçilen bir konu. Geçen programda da bu konuyu detaylıca işledik. Aslında çok o konuya fazlaca girmek istememekle beraber şunu söylemek lazım ki Birleşmiş Milletler, Dünya Turizm Örgütü'nün işte bu en iyi turizm köyleri seçme konusunda belirlediği bir takım kriterleri vardı. 17 tane kriterden bahsediyoruz. İnternet sitesinde de bunu görebilirsiniz. Bu kriterleri en fazla karşılayan Mustafa Paşa oldu. Esasında bir derecelendirme yapılsaydı Mustafa Paşa'mız birinci olacaktı. 9 kriterle gerçekten diğer tüm köyleri geride bıraktı. Bunu bir kez gurur daha yani internet sitemizde de bunu belirttik ama huzurlarınızda gururla sizinle paylaşmak istiyorum. Yani siz ne diyorsunuz bu konuda Aslanım? Bu vesileyle siz de ben buyur edeyim programa devamını siz getirin isterseniz. Peki. Buyurun. Yani Mustafa Paşa tabii hani değil, Kapadokya'nın Türkiye'nin göz bebeği köylerinden biri. Biraz sonra detaylarını konuşuruz. Bunun bir tescili gibi oldu bu Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 44 özendirilen köyünün arasına girmesi. Jüri anlıyoruz ki 17 kriterye üzerinden bir dereceleme yaptı ve Mustafa Paşa da bunların 9 tanesini alıp en yüksek oyla o 44 köyün arasında, onlar bir hiyerarşi yapmak istememişler belli ki ama Birleşmiş Milletler'in gidin bu 4 köyü mutlaka görün dediği önemli köylerden biri olarak önemli. Tabii bu müthiş gurur verici bir şey ama işin detayına indiğimiz zaman şöyle bir şey görüyoruz. Mustafa Paşa şu anda doğal kültürel mirasıyla, yani Kapadokya'daki zaten doğal ama bir de bunun üzerine eklemlenen mimarisiyle, çevresiyle, o demografisiyle zaten hani hiçbir şey yapılmadığı durumda bile çok görülmeye değer özelliği olan, tarihi hikayesi olan bir köydü. Fakat bu 9 kriter, yani seçilmesini sağlayan 9 kriterin arasında mesela korunmuşluk yok, mesela kültürel sürdürülebilirlik yok. Genellikle ekonomisi, işte fakirliğin olmaması, sürdürülebilirlik ile ilgili projeler, niyetler falan gibi doğa ve kültürel çevre korumanın dışındaki kriterlerde kazanmış bu 17'de 9. Çok Dolayısıyla bu bir şeydir, yani bu önemli bir dikkat edilmesi gereken konudur. Çünkü dünyanın bir sürü yerinde fakir olmayan, içinde güzel üniversiteleri olan, cıvıl cıvıl ekonomisi yükselen köy var ama insanlar oraya bu nedenle gitmiyorlar. Turizm ekonomisi bu nedenle oluşmuyor. Turizm ekonomisi eğer kültürel bir hikayeniz varsa ve onu iyi korumayı başarmışsanız oluşuyor. Dolayısıyla bu turizm ekonomisinden yararlanmak için korumanın sürdürülebilirliğinin ne kadar önemli olduğunun altını çizerek başlamak belki isabetli olur. Evet, dediğiniz gibi bu belki bir mesaj.
Yani siz çok güzel, belki dünyanın en iyi köyü de seçilebiliriz hakikaten. Bu özellikle korumayla ilgili maddeleri daha özenli bir şekilde gözden geçirsek ve dikkate alsak. Mesela ben şimdi saymak istiyorum hızlıca. Yoksulluğa son, sağlık ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim. Gerçi siz de bahsettiniz ama böyle liste olarak geçmek gerekirse. Toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, iklim eylemi, amaçlar için ortaklıklar gibi maddeler. Dediğiniz gibi bu çok ilginç. Yani korumayla ilgili işte kültürel sürdürülebilirlikle alakalı kriterlerin Mustafa Paşa tarafından yerine getirilememiş görünmesi. Burada o zaman bu konunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bu da sizin işiniz aslında. Nerede yanlış yaptık? Estağfurullah, hepimizin işi var. Yok, yanlış yaptık demeyelim. Yani bunlar kriterlerin arasına girememesine rağmen demek ne demek? Yani atıyorum mesela İtalya'nın bir köyü bu açıdan çok daha ileri düzeyde korunmuş olmakla birlikte işte ekonomik hareketliliği, cinsiyetler arası eşitliği, sosyal yaşantının zenginliği, işte sürdürülebilirlikle ilgili niyetleri falan olmadığı için Mustafa Paşa'nın gerisinde kalmış. Şimdi dolayısıyla bu bir uyarı ve denge meselesi aslında. Biz sosyal olarak zaten biliyoruz ki avantajlı bir popülasyona sahibiz. Böyle neredeyse %50-50 kimi bir tarafı yerli bir tarafı muhacir olan bir topluluk hala daha köyün içinde yaşıyor. Köy boşalmadı. Hala daha bu insanların girişimiyle turizm yapılıyor. Birçoğu kendi evlerinde hala daha yaşıyorlar falan. Dolayısıyla üniversitenin buna eklemlenmesiyle bu üç boyutlu çok zengin bir ortama dönüştü. Entegrasyon sorunları yaşandı falan ama onlar da büyük ölçüde geride bırakıldı diye düşünüyorum. Yani gencecik bir nüfusu olduğu üniversite sayesinde köyün, bu genç nüfus köydeki ticari hayatı canlı tutuyor. İşte birbirlerine kaynaştılar, bir kısım gençler köyde kaldılar, bölgede kaldılar. Üniversitenin zaten amaçladığı şey oluyor falan. Şimdi peki eksik bıraktığımız yer nasıl, biraz ona bakmak lazım herhalde. Yani mimari ve çevresel koruma ile ilgili daha ne yapmalıyız? Şu ana kadar yaptığımız şey nedir? Onun üzerinden bir dikkatle geçmekte fayda var. Çünkü biz eğer bu yakaladığımız birincilik köylü pozisyonunu sürdürürsek bu gelecek için çok önemli bir potansiyel. Hep birlikte biliyoruz yani birçok yeni ufka açılabiliriz buralarda. O zaman ben şöyle bir soru sorsam Aslı Hanım, Mustafa Paşa'nın koruma imar planını da mimarlarındansınız malum. 2005'te yapıldı diye tahmin ediyorum, hatırlıyorum değil mi? 2003'te çalışmalara başladınız. 2005 arası. Evet, 2003 gibi çalışmalara başladınız. Epeyce bir zaman geçti onun üzerinden. Şimdi bir bugünkü durumuna bakıp bir karne verseniz köyümüze acaba notumuz kaç olur? Çok merak ediyorum. Evet, 10 üzerinden bir puan vermek gerekirse 6-6,5 gibi bir puanda kalır benim öğretmenliğimde. Nedenini açıklayayım biraz isterseniz. Şimdi ben 2002'de başlayan, 2005'te koruma kurulundan onaylanan, sonra bakanlıktaki onaylanma süreci 2008'e kadar uzayan bir plan sürecinin içinde yer aldım. Ekibimizde plan, yani liderimiz, ekip liderimiz Baran İdil plancıydı. Babam olur kendisi aynı zamanda. Kalabalık bir kadromuz vardı. Rahmetli oldu hepsi maalesef. Emre Madran koruma danışmanımızdı. Sacit Pekak hala daha bize destek olmaya devam ediyor. Sanat tarihi danışmanımızdı. Ve tabii bu projeyi birlikte yaptığımız ekibin içinde bir sürü tekniker, mimar, plancı, restoratör arkadaşla birlikte çalıştık. Ve hayatımızın bir 5-6 yılı Mustafa Paşa ile içli dışlı geçti.
O dönemde tespit ettiğimiz sorunlar vardı. Eğer dilerseniz ben o zaman nasıl bir görüntüydü onu hatırlatmak için size bir kısacık ekran paylaşımı da yapabilirim. Çok sevindim. Oradan sonra neler oldu ve nasıl olduyu ve benim gönlümdeki 6.5'ün niye yukarılara doğru çıkamadığını ayrıca konuşabiliriz. İsterseniz paylaşayım ekranı. Mustafa Paşa nasıl bir yer bilmeyen izleyicilerimize de kısacık gösterelim. Olur mu? Heyecanla bekliyoruz. Tabii lütfen. Şimdi biz değerli seyircilerimiz Mustafa Paşa'nın 1924 yılında gerçekleşen mübadele sırasında çekilmiş fotoğraflarına sahibiz. Öncesinde de var ve çoğunluğu 1924. Biliyorsunuz Lozan Antlaşması sonrasında gerçekleşen nüfus mübadelesiyle köydeki Rumlar Yunanistan'a göç ediyorlar ve Yunanistan'dan, Kastorya'dan da köyümüze gelen muhacirler, şu an muhacir diye tanımladığımız insanlar. Şimdi görebiliyoruz ve farkı tabii çok iyi anlayabiliyoruz. Sanki 2000'ler çok yeni bir tarih gibi geliyor insana ama ben geçenlerde sizin bir fotoğraf arşivinize baktım. Yani o dönemden bu döneme bir 20 yıl içerisinde de o kadar değişiklikler olmuş ki. Evet. Şu anda ekran paylaşımı görünüyor herhalde, değil mi? Şu an görünüyor. Gayet güzel. Teşekkürler. Peki. Ben Kapadokya'ya o zamanlar uyuyan güzel diyordum. Daha doğrusu Mustafa Paşa'ya Kapadokya'nın uyuyan güzeli diyordum. O güzel uyandı vallahi. Yani bu Birleşmiş Milletler'de bile o kadar öne çıkınca. Şimdi buradan sırtımızı Ürgüp'e baktık. Ürgüp'e verdik ve aşağıya güneye doğru bakıyoruz ve balondan Mustafa Paşa'yı görüyoruz. Tam önümüzde Beyderesi Vadisi olanca güzelliğiyle görünüyor. Neyse ki 80'lerde başlayan bir turizm furyasından bir tek tane çok katlı otelle kendimizi kurtardığımız Gomede Oteli'ydi o zaman, şimdi değişti. Onu görüyoruz başrolde. Bu maalesef hala yerinde duruyor. Biraz yukarıda solda Damsa Gölü'nü görüyoruz. Damsa Gölü, Baraj Gölü çok önemli bir potansiyel. Böyle vadiler içine kurulu, buradan bir vadi, buradan bir vadi, buradan bir vadi. Bu Kapadokya'daki Mustafa Paşa'nın karakteristiğidir. Yani 5 vadinin çeperlerine yerleşik bir köydür Mustafa Paşa. Yeri de bilinen çok popüler Avanos, Uçhisar, Ürgüp arasındaki Kapadokya üçgeni denilen ve işte UNESCO'nun milli park alanı olarak da tescil ettiği alanın bir parçacık dışına çıkar. Yani Ürgüp'ün hemen 6 kilometre güneyinde kalır. Yeri böyledir. Nevşehir'le arasında yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafe vardır. Burada Kapadokya coğrafyası içindeki yerini görüyoruz. Biraz daha yakından Google Earth fotoğraflarından baktığımız zaman işte bu demin fotoğrafta görünen o güzeller güzeli Beyderesi Vadisi kendini gösterir. İşte merkezimizin üniversite olarak kullandığımız yapı, köyün meydanı, köy meydanının işte çeşitli yönlere, vadilere doğru uzayan yerleri ve etrafta biz patates baskısı deriz, yeni yerleşim alanlarının köyün kendisinden çok farklı disiplinli dokusuna ait evleri görürüz. Bu dokunun tarihi kentlere çok ciddi bir tehdit olduğunu unutmamamız lazım. Sizin köyünüzü tek başına iyi korumanız yetmiyor. Onun etrafındaki bu yeni tırnak içinde modern yapı baskısından da uzaklaştırmanız ve yeni yaptıklarınızı da iyi yapmanız gerekiyor. Mesela bu Ürgüp'e yukarıdan baktığımız zaman bakın burada böyle sanki bir kıvrımlı kıvrımlı tarihi dokunun olduğu mahalleyle onun etrafında oluşturulan yeni yerleşim alanlarının ne kadar birbiriyle uyumsuz, tezat teşkil ettiğini göstermek için koydum bunu. Bu talihsiz durumun Mustafa Paşa'nın başına gelmemesini sağlamamız lazım. Mustafa Paşa balondan bakıldığında 2003 yılında böyle görünüyordu. Hala aşağı yukarı buna yakın bir görüntüsü var. Yine
böyle gördüğümüz dünya güzeli bir köyümüz var. Dediğim gibi hiçbir şey yapmadan bile kendisi zaten başlı başına bir kültürel inci sayılır. Şimdi bu 2003'te çekilmiş bu fotoğraflar değişti, bazıları restore edildi. Maalesef bu yamaçların tepesine bir takım şeyler yapıldı ama umuyoruz ki onlar yıkılacak ve tepeler kendi haline dönecek. Çok güzel, çok özel konakları var. Mustafa Paşa'nın özel sosyal geçmiş nedeniyle çok zengin bir ahaliye ait bu köyün çok özel zenginlikte büyük konaklarının olması en önemli özelliklerinden birini oluşturuyor. İçlerinde resimler, müthiş özellikte mimari detaylar olan bu konaklar birer ikişer şu anda turizme kazandırılıyor, restore ediliyor. Bu cansever konağı sahadaki üniversitenin kullanmakta olduğu eğitim binalarından biri. Mutlulukla hepsinin otel değil, eğitim amaçlı kullanılan yapılar olarak da işlevlendiğine seviniyoruz. Şu an ben oradayım bu arada. Evet. Cansever'deyim. Köyün çok önemli üç kilisesinden merkezde olanı bir tanesi Aziz Konstantin ve Eleni Kilisesi. 1710 tarihli bu kilise kendi hikayesi itibariyle de çok özellikli bir kilise. Bu tarihlerde bu büyüklükte bir kilise yapılması Osmanlı hanedanla buradaki cemaatin bir köyün içinde yaşayan cemaatin ilişkilerinin nedenli güçlü olduğunun kanıtı olarak gösterilir tarihçiler tarafından. Buna karşılık 19. yüzyılın sonunda yapılmış Mehmet Şakir Papuşa Medresesi yine bu büyüklükte bir ya bu küçüklükte bir köyün içinde çok istisnai özellikte bir binadır. Bu da o dönemde biraz fazlaca öne çıkan Rum Ortodoks egemenliğine karşı Osmanlı Hanedanı'nın bir kendinize gelin güç gösterisi binası olarak değerlendirilir. Dolayısıyla yine mimarisinden bağımsız olarak tarih içinde önemli bir yeri vardır. Bence Mustafa Paşa'yı en değerli kılan unsurlardan biri mübadeleyle Yunanistan'a göçmek zorunda kalan maalesef Serafim Rizos isimli çok özel aydın bir kişidir. Böyle tarih ötesinden saygıyla sevgiyle analım. Mübadele öncesinde çok sevgili köyünü terk etmeden onu fotoğraflayan ve daha sonra gittiği yerde, göçtüğü yerde hayatı boyunca buraya dair anılarını yazan Serafim Rizo sayesinde Kapadokya'nın içinde en çok bilgiye belgeye sahip olduğumuz köydü Mustafa Paşa. O sayede silüetlerde eski yeni karşılaştırmaları yapabiliyoruz ve hatta bugün yıkılmış olan bir seri konağın yeniden yapılması için gerekli bilgi ve belgeleri temin edebiliyoruz. Bu çok değerli bir şey bir köy için. İşte korumanın sürdürülebilirliği, kültürün sürdürülebilirliği dediğimiz başlığın içeriğini çok değerle dolduran bir iş bu ve Serafim Rizos'a borçluyuz bu işi. Bu eski görkemli konakların yeni kuşak versiyonları bugünün ortalama beğenisine eğilimini yansıtıyor ve ben mesela notumu büyük ölçüde bunlar nedeniyle kırıyorum. Hmm. Bu yeni nesil konaklar eskiye uyum sağlayacağız adı altında eskinin kötü birer taklidi olmanın önüne geçemedikçe ya da sağ alttaki gibi böyle mailden kat kazanıp dört katlı apartmanlar yapma hırsına bir gem vurulamadıkça biz bu 44 şeyin köyün dışında kalırız. Bu eğilimleri azaltmak gerekiyor. Bunlar karnenin notunu kıran en temel unsurlar. Bir de böyle mimarsız mimari dedim ben bunlara. Bir öncekiler bayağı projelendirilmiş, ruhsatlandırılmış mimarlı binalardı. Bunlarsa köylülerin kendi eliyle yaptıkları ama yine dokunun ciddi şekilde tahrip olmasına sebep olan uygulamalar. Bunlar da yeni müdahalelerle sanıyorum birer ikişer uyum sağlayacaklardır ve Serafim Rizos'un bıraktığı fotoğraflar bu yapıların yerindeki eski binaların ne olduğuna dair önemli bir kaynak olacaktır. Bir üçüncü mesele de
tarihi binaları onarım adı altında yapılan uygunsuzluklar diyeyim, kötülükler. Görüyorsunuz burada tanınmaz hale gelmiş çok güzel konaklar. Bunlar hatalı eklerinden arındırıldıkları zaman gayet güzel birer şeye sebep olacaklar. Şansa. Evet, şansa sahip olacaklar. Evet, şimdilik bu kadar da bırakıyorum ben. Paylaşmayı durdurmaya çalışıyorum. Nasıl yapacağımı bir bakayım. Şuradan yapacağım. Şu an oldu. Tamam. Tabii bu aşağı yukarı 15 sene öncesine ait bir seri fotoğraf gösterdim size. Bundan sonra bir sürü yeni bina yapıldı ve maalesef yine öyle eğimden kat kazanma heveslisi 3-4 katlı yani 1,5 katlı bir ev yapma hakkı olan bir sürü seri insan 3 katlı apartmancıklar kondurdu çevreye. Maalesef köyün tam girişine hiç olmasını istemediğimiz bir kalite lafını bile kullanmak istemiyorum. Yani mimari ne diyeyim? Gaflet diyeyim. Bir mimari gaflet sergileyen devasa bir otel yapıldı ve bu çok daha iyi bir şey olabilecekken, çok daha uyumlu bir yapı olabilecekken bizi çok üzen ve Beyderesi Vadisi'nin o bölümünde çok ciddi hasar veren bir büyük otel uygulamasına dönüştü. Diliyoruz ki etrafını bir an önce ağaçlarla kapatırlar da binalar biraz daha az görünür hale gelir. İşte bu tür uygulamaların olmamasını, yanlış, insanların kendi kafasına, kendi zevklerine göre binalarla donattıkları bir garabet olmasının önüne geçmemiz gerekiyor Yusuf Hoca'nın. Yoksa işte bir hayal olur yani böyle Dünya Turizm Örgütü'nün falan listelerine giremeyiz ve gelen insanlara da bir de utandığımızla kalırız. Elinizde bir dünya güzeli köy varmış, siz nasıl ettiniz de bunu bu hale getirdiniz eleştirilerini başımız önümüzde sırtlamak zorunda kalırız. O yüzden hızlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, ben şey diyorum, bu ödül bize daha fazla sorumluluk verdi ve işimiz daha zor aslında. Yani evet. Eskiden bu kadar büyük bir iddiamız yoktu. Ama şu an hakikaten sorumluluklarımız, yapmamız gereken işler, görevler biraz daha arttı. Bir sorumuz var bu arada Aslı Hanım. Onu isterseniz size yönelteyim. Bir seyircimizden gelmiş. Aslında şey, biraz önceki benim sorduğum karne sorusuna da benzeyen türde, bilmiyorum eş zamanlı mı geldi. Şimdiye dek Mustafa Paşa'nın koruma ile ilgili yeterli, Mustafa Paşa'ya koruma ile ilgili yeterli özenin gösterildiğini düşünüyor musunuz? Diye sormuş bir seyircimiz. Evet, galiba son 15 dakikadır cevapladım soruyu. Evet. Hayır, yeterli özenin gösterildiğini düşünmüyorum. Daha özenli, daha kontrollü, daha denetimli davranılmalı. Şu anda çok sayıda proje yürütülüyor Mustafa Paşa'nın içinde. Daha özenli olmak gerektiğini düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Peki Kapadokya biraz genelinde konuşsak. Mustafa Paşa özelinde biraz konuştuk ama yani işte Kapadokya dediğimizde çok büyük bir havzadan bahsediyoruz ve Mustafa Paşa derken de küçücük bir aslında köyden bahsediyoruz. Nereye oturtabiliriz bu havza içerisinde, koruma anlamında o çerçevede değerlendirdiğinizde peki ne dersiniz? Çok özel bir yerinde Mustafa Paşa Kapadokya'nın. Çünkü Kapadokya'nın çok sayıda çok güzel bir sürü köyü var. Yani her biri birbirinden güzel. Uçhisar, İbrahim Paşa, Ayvalı, Cemil, hani sayın sayabildiğiniz kadar dünya. Yani fiziksel olarak baktığınızda, sıradan bir turist olarak gezindiğinizde, üç aşağı beş yukarı benzer yapıları bir arada gördüğünüz, Mustafa Paşa'dan çok daha iyi korunmuş durumda olan, daha iktidai köyleri olan bir yer Kapadokya. Müthiş, zengin, derin bir tarihi var. Fakat Mustafa Paşa, eski adıyla Sinasos'un öne çıkan özelliği, mübadele öncesinde ağırlıklı bir nüfusu oluşturan Rum Ortodoks ahalinin diyelim yerleşiklerin zenginliği sayesinde, ciddi bir zengin toplum olmaları sayesinde, bu zenginliğin Mustafa Paşa'da muazzam güzellikte
gösterişli, görkemli konaklar ve bir üst kültür oluşturmasıyla ortaya çıkıyor. Yani bir sürü küçücük, bu büyüklükteki bir sürü başka köyde daha mütevazi, küçücük evlerin olduğu evlerle karşılaşırken, siz köyde dolanırken, Mustafa Paşa'da birdenbire konak yani Ürgüp'teki paşa konaklarıyla, büyük zengin konaklarıyla yarışan konaklarla karşılaşırsınız. Bir de bunların içine girdiğiniz zaman olağanüstü güzellikte, dönemin zevkini yansıtan duvar resimleri görürsünüz. Şimdi bu zenginlik köyün eski ahalisinin diyelim, burayı terk eden ahalisinin zenginliğinin ve görgüsünün yansımasıyla oluşmuş bir şey. Mustafa Paşa'yı bu kadar ilginç kılan konulardan biri o. Ve biz bu hikayenin ne olduğunu da yine Serafim Rizos'un bize bıraktığı anılardan, notlardan, fotoğraflardan biliyoruz. Ve bu konuyla ilgili özellikle Yunanistan'daki araştırmacı arkadaşların, Türkiye'deki arkadaşlarımızla işbirliği içinde yaptığı çok özel derlemeler, yayınlar var, güzel kitaplar var. Kapadokya'nın başka hiçbir yeriyle ilgili bu kadar zengin bir sosyal tarih bilgisi edinemiyoruz. Mustafa Paşa bu açıdan da ayrışıyor. Bir de mesela diyelim ki Uçhisar'daki gibi Erciyes'i ayaklarınızın altında göremiyorsunuz. Ya da Ortahisar'daki gibi işte o Kral Vadisi'ne bağlanan bir gösterişli yeriniz yok. Beydelisi Vadisi biraz daha mütevazi kalıyor Kral Vadisi ilişkisine göre Ortahisar'ın. Ama Mustafa Paşa'da da böyle beş koldan birden köyün merkezine doğru inen, eskiden içinden derelerin aktığı, o vadilerin yamaçlarında her birinin hikayesi olan evlerle bezeli müthiş bir morfolojisi var. Yani morfoloji, bu maalesef bu lafları etmeden de, yani nasıl diyelim, kendine ait bir dokusu var. Hem mimari anlamda hem sosyal ve kültürel hikayeyi saklama anlamında. Bunun doğal olan bölümleri var. Yani mesela Manastır Vadisi diye bir yer var. Şu anda bir uygulama yapılıyor orada. Burası böyle tam bir meditatif vadi. Bir giriyorsunuz içine minik minik kiliseler, şapeller var. Kayaların içinde, tarlaların arasında uhrevi bir ortama ve doğanın güzelliğine şahit oluyorsunuz falan. Ve bunu korumak mesela çok değerli bir şey. Bunun içine eski Mustafa Paşalılar kocaman kayaya müthiş bir manastır kilisesi yapmışlar mesela. Aziz Nikolaos Kilisesi'ni yapmışlar. Öbür tarafta Beydelisi Vadisi'nin içinde Aziz Vasileios Kilisesi'nin olduğu yine bir başka müthiş bir kilise var. Yani o kadar çok adet var ki köyün içinde. Bir de cıvıl cıvıl gelen misafiri yürekten ağırlamaya hazır, gençlerle bezeli bir sosyal ortam var. Şimdi elimizdeki bu değerleri yenilerini eklerken iyi korumaya, onun özelliklerini değiştirmemeye, yenileri de onun yanında abartılı, sanki bundan 300 yıl önce yapılmış ve de daha da görkemliymiş falan havaları atan binalar olarak göstermemeye gayret etmemiz lazım. Büyük yanlışlık bu. Yani öyle şeyler yapılıyor ki ne süslemesi orijinal, ne öyle mimari formlar var. Bilmeyene yalan söylüyor o bina. Sanki 300 yıl önce orada öyle bir bina varmış gibi davranıyor. Halbuki eski fotoğraftan orada ne olduğunu görebiliyoruz. Ama öte yandan bilen insan içinde büyük bir ayıplama sebebi oluşturuyor. Kabus bedel. Evet, yani koruma dediğimiz zaman bunlar bilen insanlar için önemli kriterler. Yani iki gün sonra Birleşmiş Milletler bu işlerden anlayan bir heyetle gelip de köyde gezdiği zaman orijinal bir binayla orijinal olmayan eskiymiş gibi davranan bir bina arasındaki farkı çok rahat ayırt edecektir. Yani sıradan bir Çinli turist ya da sıradan bir Rus turist bunu yapmayabilir ama bize bu payeleri verecek olan bilen insanlara adabıyla İtalya'dakilere, İspanya'dakilere benzer bir koruma örneği sunmak için aklı selimle davranmamız gerekiyor. Geçen hafta özellikle Mustafa Paşa'nın bu ünvanı almasıyla alakalı işte süreçten bahsederken Burak Hoca'ya
şey sormuştum. Yani daha doğrusu bunun üzerinde konuşmuştuk ama aslında siz tam bu işin uzmanısınız. De size söyleyeyim, aslında aynı şeyleri konuşuyoruz ama siz nasıl değerlendirirsiniz diye. Yani az önce siz de söylediğiniz aslında kendisi doğal olarak o kadar güzel ki o şekilde kalabilse, muhafaza edebilse güzelliği zaten yetecek ama işte bir makyaj meselesi oluyor ekstradan, böyle bir abartılı. Neden acaba, çok ben de anlayamıyorum onu. Gerek yok. Ağırlıkla biraz hırs diyelim, biraz da bilmemekle ilgili. Yani hırs şöyle bir hırs. Turizm hırslı bir ekonomik alandır. Eğer siz koruma alanını turizmin hırsına yendirirseniz, yenik düşerse koruma alanı, işte diyelim ki yerin altında çok güzel zaten mağaralarınız vardır ve o bir bilgidir. Yani orijinaldir o. Ahırsa ahırdır, şırahane ise şırhanedir, işte kış odası ise kış odasıdır ama o malın sahibi oradaki odayı küçük bulur mesela, büyütmek ister. Der ki ya bu 12 metrekarelik kış odasında ben kimi nasıl yatırayım? Şöyle şunu büyüteyim dedelerimiz gibi 35 metrekarelik şahane bir oda yapayım. Sağını solunu da süslerim, turist yine beğenir. Ben de bunu yüksek paradan satarım diye düşünür mesela. Şimdi sizin bir turizm alanında böyle şeyler düşünebilirsiniz. Gidersiniz sıfırdan böyle bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Ama bir koruma alanında bunu yapma lüksünüz yoktur. Bunun içinde denetim mekanizmaları var. Denetim mekanizmalarının doğru işlemesi gerekiyor. Yani denetim mekanizmasının oraya yatırımcı olacak insana yerin altının da üstü kadar değerli olduğunu, bunun bir istiyap haddi olduğunu, bunun ötesine geçmesi halinde eldeki yani ne diyeyim altın yumurtlayan tavuğu öldürmeye başlayacağımızı, o yüzden de herkesin koopere işbirliği içinde davranıp bu değerleri korumanın bilincinde olmasını sağlaması gerekiyor. En temel sorunumuz bu. Bu denetimi sağlayamıyoruz. Diğeri de yanlış bilgi. Yani zannediliyor ki eskinin yanında kopya gibi, eski gibi ya da eskisi kadar süslü bir şey yapılırsa uyumlu olur ve o da öyle zannedilir. Yani güzel devam eder falan. O da bugünün zenginliği. Halbuki böyle bir şey değil. Yani biz bugün mesela Audi jiplere, BMW'lere biniyoruz, değil mi? Tahterevallarla gezmiyoruz. Yani modern dünyanın başka gereklilikleri var. Ya da üstümüzde kaftanlarla dolaşmıyoruz, uyumlu olacağız eskiye diye. Kot pantolonlarımızla, şık ceketlerimizle dolaşıyoruz. İş bina yapmaya geldiği zaman da evet uyumlu olmak diye bir şey vardır. Ama bunu eskisinin çakma süslemeleriyle bezeli yalan yanlış binalar yaparak yapamazsınız. Hatta komik duruma düşersiniz. Yani kafasında fesle dolaşan bu şeyci ne derler böyle şerbet satan adamlar pozisyonuna düşersiniz. O yüzden bunların ilmi var, bilmi var, bunu bilenler, denetleyenler var. Yani bu işi doğru yapmanın yöntemleri de biliniyor ama bu yöntemleri uygulamak lazım. Biz iyisini biliriz, biz yaparız, bak bir de şahane olur diye kişisel tercihlere kaldığı zaman bu kararlar gerçekten hani dünyaya maskara olunan sonuçlarla elimizdeki değerleri yok edebiliriz. Teşekkür ederiz. Siz bilgisizlikten bahsederken ben de tam onu düşünüyordum. Ama benim hep düşündüğüm şey, zaten siz yanıtlıyorsunuz. Ben de bir şey soramıyorum size aslında. Düşündüğüm Bunları çok sık bunu çok sık konuşuyor olmak. söyleyebilirim. Yani şey diyordum, bilgisizlik ayıp değil. Hani meşhur bir laf var ya, bilmemek ayıp değil, işte öğrenmemek ayıp, işte öğrenirsin sonuçta onun doğrusunu. Çok güven bir kere iyi bir şey değil, kendine güven. Ama bir taraftan da evet, bilgisizlik bir şekilde bağışlanabilir ama bir bilene sormalı. Ama sorduğu kişi de ne kadar biliyor? İşte o denetim mekanizmalarından bahsediyorsunuz ya. Bazen o konuda da ben şüpheye düşüyorum. Hani bazen ortaya çıkan örnekleri görünce. O yüzden ama yine de vazgeçmemeli, değil mi? Bilene sorma işini. Mutlaka Valla daha şimdi iyi sonuçlar elimizde çıkacak. yeni yeni mekanizmalar var. Yani bu koruma kurulu tabii değişken bir mekanizma. Şimdi alan başkanlığı daha sıkı, daha ciddi bir yönetim sürdürmeye çalışıyor. Daha da çok taze,
bu geçiş döneminde bu inişleri çıkışları olabilir bu sürecin. Ben umutlu olmayı sürdürmek istiyorum. Yani bu gerçekten bakın dünyanın birçok yerinde birçok tarihi doku var ama Kapadokya o kadar biricik ki yani gerçekten bu biricikliğin hakkını vermek için tek başına bireysel yatırımcıların neyi nasıl yapacaklarına yön vermenin yanı sıra Kapadokya'daki bu insanların, yaşayanların neyin doğru olacağına dair bilgilenmesini sağlamak üzere programlar geliştirmek lazım. Yani ben mesela çağın ırmağın koruma dünyasının çok büyük borcu olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte hatırlarız. 2000'de miydi? 2000-2001 yılında bir Asmalı Konak dizisi yaptı ama öyle bir yaptı ki Mustafa Paşa'nın içindeki o güzelim konaklar çok güzel bir konaktır. Çok iyi korunmuş. Hala da iyi korunmakta olan bir konaktır. Birdenbire tarihi konakların birer harabe değil, içinde pekala konforlu hayatlar geçirilebilecek değerler olduğu fikri toplumsallaştı. Şimdi onun bu ekonomik koşullarda, herkesin zengin olmadığı durumlarda nasıl layıkıyla dönüştürülebileceğini bizim korumayla ilgili mekanizmalarımızın, işte Kültür Bakanlığı'nın, belediyelerin, il özel idarelerinin, üniversitelerin ilgili bölümlerinin insanlara anlatacak programlar, politikalar geliştirmesinde çok büyük yarar var. Çünkü tek başına onu öyle yapamazsın, bunu böyle yapamazsın deyip insanlara engel olduğunuz zaman o engelin gerekçelerini anlamalarını sağlamazsanız eğer of bunlar da çivi çaktırmıyorlara dönüyor. Halbuki bu tam bir balondur. Yani her şeye çivi çakılır. Tarihi dokuda çivi çakılamaz diye bir laf geçersizdir. Herkes canının istediğini yapamaz. Her binaya, herkes tarihi dokuda canının istediğini yapamaz. Niye yapamayacağını açıklaması yapılabilir. İnsanlara anlatılabilir. Çünkü orada o binanın kendisi bir kültürel varlıktır. Yani onun korunmasıdır esas olan. Ve bunun bilgisi de aktarılabilir insanlara. Bunu aktarmak için el birliğiyle uğraşmamız lazım. Peki umutluyuz o zaman değil mi? Geleceğe dair nasıl? Tabii ki bu ödüller bu işler için çok kullanışlı bir mekanizmalar. Motive ediyor insanı ve şimdi daha iyisini nasıl yaparım diye el birliğiyle oturup bir arada çalışmayı düşünmeyi sağlıyor. Tabii ki ne demek umutsuz öyle bir şey yok. Ben de umutluyum geleceğe dair. Tabii sizden de bunları duymak çok güzel. Siz varsınız bir kere. Üniversite var. Gencecik pırıl pırıl hevesli çocuklar var. Bize alan açın da biz de buralarda katkıda bulunalım, öğrenelim, çalışalım diyen insanlar var. Onlar olduğu zaman umut da vardır. Peki. O zaman Mustafa Paşa konuşmalarını bugün ikinci yayınını gerçekleştirmiş olduk. Sizin eklemek istediğiniz başka bir husus var mı Aslı Hanım? Ben çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum hepimize. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir davet için de çok teşekkür ediyorum. Onurdur benim için. Ben çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Ayrıca bizi izleyen tüm izleyicilerinize de çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki Mustafa Paşa konuşmalarına da bekleriz. Hoşça kalın efendim. İyi günler. Hoşça kalın. İyi günler. We'll be right back.